Çağlayan Dergisi, Ağustos 2024. Baş yazı. Hakikat aşkı. Bir şeyin aslı, esası demek olan hakikat, görülen, duyulan ve akledilip kavrananın ötesinde neyin ne olduğunun, ne ifade ettiğinin ve neyi gösterdiğinin apaçık bilinmesi demektir. İnsan, kainat ve eşyanın aslı, esası nedir? Bunlar hem teker teker hem de hepsi birden ne ifade ederler? Atomlardan nebulolara, insanın en küçük parçacıklarından maddi manevi derinliklerine kadar bütün bir varlık ve ondaki nizam, ahenk, güzellik ve hikmet arkasında acaba neler var? Bütün bu gerçekler rastlantılara verilemeyeceğine göre mutlaka zerreden seyyarata her şeyin dayandığı, dayanacağı bir hakikat olmalıdır. Her şeyin gidip istinad ettiği böyle bir hakikat vardır ve onun kendine has evsafıyla tanınması da her insan için bir vecibedir. İşte böyle bir vecibeyi derin bir iştiyak ve alakayla takip etmeye hakikat aşkı denir. Topyekün varlık, eşya ve hadiseleri hallaç ederek, her nesnenin özüne, esasına, mahiyetine muttali olma hissi, heyecanı, cehdi, gayreti ve tutkusu da diyebileceğimiz böyle bir aşk, hakikatler hakikatine ulaşmanın da en emin yoludur. İnsanın ruh dünyasında böyle bir heyecan ve arzunun uyarılması ve onda her varlığın arkasındaki manayı anlama his, merak ve düşüncesinin harekete geçirilmesi, geçirilip azm-ı iradenin şahlandırılması, hakikat aşkı adına ilk mırıldanışlar ve ilk kıpırdanışlardır. Onun afak ve enfüsü tam bir ibadet neşvesi ve ciddiyetiyle okuyup değerlendirmesi, yeni ilmi gelişmeler ve farklılaşan bakış zaviyeleri açısından varlık ve hadiseleri bir kez daha gözden geçirmesi, bunları yaparken de karşılaştığı bütün sıkıntılara katlanması, kararlı tavırları, beyin sancısı, bir kısım muğlak ve mudil meselelerle yüz yüze geldiğinde yese düşmemesi, panik yaşamaması ve ne olursa olsun hakikate ulaşmayı hayatının gayesi bilmesi ise bu konuda olmazsa olmaz esaslardandır. Böyle bir yolda yürümeyi, varlık ve hadiseleri her şeyin önünü arkasını düşünüp değerlendirme manasına tedebbür, her zaman beyin fırtınası ölçüsünde mürekkep düşünme de diyebileceğimiz tefekkür, her nesneyi ve her hadiseyi basiretin engin ufkunda test etme manasında tebassur ve durma dinlenme bilmeyen bir azimle zamanın çıldırtıcılığına karşı dişini sıkıp dayanma demek olan tesabbur şeklinde de özetleyebiliriz. İnsan bu mülahazalarla kainat, eşya ve hadiseleri okuyabildiği takdirde zamanla uzak yakın çevresindeki her şeyin dili çözülüverir, her nesne ona kendi konum ve manasıyla alakalı çeşit çeşit kasideler sunmaya başlar. İçini döker, yaradana işaretlerde bulunur ve arkasındaki engin manalarla onun ufkuna ışıklar, gönlünü de inşirahlar salar. Elektronlar, atomlar, o harikulade faaliyetleri, muntazam hareketleri ve baş döndüren ahenkleriyle, moleküller kendi mini dünyalarında muvazzaf birer memur gibi çelik çabak ve nizami faaliyetleriyle, protoplazma çekirdeği ve onu çevreleyen zarıyla tıpkı bir konak, bir saray mükemmeliyetindeki mahiyet ve işleyişiyle, kalp, mide, ciğerler ve böbrekler, İfa ettikleri yüzlerce vazifeleriyle, dimağ, ruha bağlı ve yaradanın emriyle ortaya koyduğu binlerce aktivitesiyle, vicdan mekanizması, latife-i rabbaniye, zihin, irade ve şuur gibi farklı derinlikleriyle, insanoğlu, iman, marifet, muhabbet, aşk-ı şevk, kurbet, vuslat ünvanları altında yaradanla münasebetleriyle, karada denizde milyarlarca canlı, farklı farklı yaratılışları, yaşama serüvenleri, ekosistem içindeki yerleri, kendi aralarındaki yardımlaşmaları, belli maslahatlar çerçevesinde sınırlı mücadeleleri ama mutlaka umumi ahenge hizmetleriyle,
yerküre, güneşle olan o hassas ve incelerden ince münasebeti, onunla arasındaki mesafesi ve bir zırh, bir sera gibi çepeçevre onu kuşatan atmosferi, bu hava kürenin ihtiva ettiği farklı farklı nispetlerdeki gazları, yaşamaya müsait konumu, donanımı ve bağrından fışkırtılan varidatıyla, güneş, o ürperten görünümü, başları döndüren enerjisi, harareti, ziyası, arz üzerindeki canlı cansız her şeyle alışverişi ve değişik dalga boyundaki şualarıyla, büyük küçük bütün kainatlar, aynı mana, aynı muhtevadaki azametli halleri, gönüllere raşeler salan derinlikleri ve gelip vicdanlara akan hikmet ve maslahatlarıyla, herkese hakikat adına türlü türlü mesajlar sunmakta, hakikate ulaşma yolunda ruhları şahlandırmakta ve tefekkür edebilenlere doyulmaz hakikatler yaşatmaktadırlar. Evet, her gün görüp temaşa ettiğimiz o en güzel meşherlerden daha güzel, en muhteşem saraylardan daha muhteşem, en muhtevalı kitaplardan daha muhtevalı, en mevzun ve muntazam sistemlerden daha muntazam, en şaşalı mesire yerlerinden daha büyülü ve hemen her zaman taptaze ve rengarenk haliyle şu yeryüzü, ona bir manada cennetlerin izdüşümü, firdevslerin sihirli koridoru da diyebiliriz. Bütün o cazibedar derinlikleriyle insani duygularımıza akseden birbirinden farklı tecelli dalga boyundaki güzelliklerin en enfesleriyle başımızı döndürmekte ve gönüllerimizi hakikat aşkıyla coşturmaktadır. Eğer insan tabiat ve hayata ait hususiyetleri biraz ön yargısız, biraz da insafla tetkik edebilse, görüp duyduğu, bakıp mütalaa ettiği canlı cansız her nesneye karşı öylesine derin bir hayranlık duyacaktır ki, müşahede ettiği şeyleri bir daha ve bir daha temaşadan kendini alamayacak, belki de bir sevdalı gibi sürekli varlığın özüne ulaşma hülyalarıyla oturup kalkacaktır. Oturup kalkacak ve her yeni tetkik, yeni tahlil, yeni terkiple varlık ve eşyanın ötesindeki hakikatlerin, hakikatin meraklı bir araştırıcısı ve aşık bir keşşafı haline gelecektir. Kim olursa olsun, aynat ve içindekilere böyle bakıp böyle yorumlayan her meraklı ve hüşyar dima, farklı görür gördüğü her şeyi, başkalaşır onun nazarında renkler, desenler, şiveler, bir vecd-ü istirak yaşar arzu semayı her temaşa edişinde, büyülenir güllerin, çiçeklerin revnaktar güzellikleri karşısında. Kıldırımların tarrakalarından, kuşların, kuşçukların o içli ve narin namelerine kadar her seste yaratıcı kudrete tebcil neşidelerinin yükseldiğini duyar gibi olur ve yürür daha ilerilere en derin iştiyaklarla. Yürür ve yer gök arasındaki sırlı münasebetten atmosfer hadiselerine, yağmurların içlere inşirah salan yumuşak seslerinden çayların, ırmakların çağıltılarına kadar hemen her şeyde tadına doyulmayan bir sermestliği yaşar. Yaşar da bütün bu hadiselerin arkasında o topyekün varlığı kuşatan sonsuz irade ve merhametin mevcudiyetini duyar ve çocuklar gibi sevinir. Çocuklar gibi sevinir, ışık gölge münavebeleri, gecelerin gündüzlerin sırlı deveranı, her biri birer kudret kelimesi, otların, ağaçların büyülü halleri, meyvelerin tat ve kokuları ve insan ruhunun bunları duyup zevk etmesi karşısında. Sevinir ve aradığı hakikate yaklaşan bir meraklı, sevdiğinin kokusunu duyan bir aşık gibi yer yer ümit mırıldanır, zaman zaman da daha var deyip yoluna devam eder. Devam eder de ırmakların çağıltılarından, ormanların içten içe iniltilerine, tenha koruların sessiz murakabelerinden, başlarını semaya dayamış gibi duran dağların mehip duruşlarına, bağ ve bahçelerin o nefis görüntülerinden, insanoğlunun iç içe derinliklerine kadar hemen her şeyde kitaplarla ifade edilememiş ne derin hakikatleri idrake muvaffak olur.
Gün gelir o uzak yakın çevresinde görüp duyduğu her şeyin ses, soluk, renk, desen, heyet, ruh ve manasında idraklerimizi aşkın ve tariflere sığmayan o ezel ve ebed sultanı müteal mevcudun göz kamaştıran şaşalı tecellileriyle yüz yüze gelir. Kendini farklı bir duyuş ve seziş zemzemesi içinde bulur. Yürür daha ilerilere ve gider her şeyin farklı lisanlarla Allah mabud, Allah maksud, Allah mahbub dediği ufka ulaşır. İşte o zaman bütün zahmetler rahmete inkılap eder. Arama yürüme meşakkatleri de zevkli bir seyahate dönüşür. Zaten böyle hüşyar bir ruh için bir baştan bir başa bütün tabiat, topyekün varlık ve umum eşya, bir güzellikler meşheri, bir sanat ve bediyalar galerisi ve bir zevk-u safa seyrangahıdır. Bu meşhere ve bu galeriye gönül gözüyle bakabilenler, bu seyrangahı da iman nuruyla temaşa edenler, kendilerini cennetlere uzanan bir koridorda yürüyor sanır. Sinelerinde duyup hissettikleri hakikati ezeliye cezbiyle çok defa kendilerinden geçer ve temaşa iradelerini basiretlerine bağlayarak yeni ufuklara doğru koşarlar. Görüp tanıştıkları her varlıktan farklı bir merhaba alır, değişik marifet dersleri dinler ve yol boyu uğradıkları canlı cansız her varlığın dilinden, dudağından dökülen marifet ve muhabbetleri yudumlaya yudumlaya dolaşır dururlar vadi vadi. Selam verir, selam alırlar her şeyden. Daha bir yaklaştıklarını hissederler her adımda arkasından koştukları hakikatler hakikatine. Duyarlar hususi bir teveccüh gördüklerini ve adeta ondan mesajlar alıyor gibi olurlar pekişen ve güçlenen imanları, marifetleri sayesinde. Mevsimi gelince de onu görüyor gibi olma ufkuna ulaşır ve görülmezleri görür, duyulmazları duyarlar. Ve ayrılmak istemezler bu zevk-ü şevk, mehafet ve mehabet koyundan. İşte böyle bir hakikat aşkı zamanla insanda ciddi bir araştırma iştiyakı hasıl eder ki, herhalde üzerinde durulması icap eden önemli konulardan biri de bu olsaydı.